Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bu derste sizlerle beraber çimlendirme elementlerini sizlerle beraber göreceğiz. Arkadaşlar bodymin içerisini temizledim. Bu sayfamızı bir geç yapalım. Hiç tertemiz olsun. Şimdi bizler biçimlendirme elementlerimiz arkadaşlar. HR, BR, Strong, B, Mark gibi bu şekilde elementlerimiz var. Bu elementler neye yarıyor, nasıl kullanılıyor? Bunları örneklerle sizlerle beraber şimdi yapalım. Aslında arkadaşlar HTML'de bir ton tag var, bir ton etiket var ama hani Kabul görmüş daha çok kullanılan e, elementler taklar var yani diğerleri kullanılmıyor bile Yani html'i böyle günlerinizi vermez, vermesi gereken bir Dil değil zaten html bir dil değil html sadece bir işaretleme dili Web sitesinin iskeletini oluşturmak için kullanılan bir dil aslında Bir işaretleme dili O yüzden yani bu html'e bu kadar yatırım yapmanıza işte Bütün takları öğreneceğim bütün her şeyi bileceğim gibi Sakın böyle bir havaya girmeyin arkadaşlar Genel olarak kullanmanız gerekenleri bilin. O H'ler, P'ler falan. Genel benim öğrettiklerim bilseniz yeterli zaten. Emin ol herkes zaten böyle şey bu kadar takı biliyor. 3 aşağı 5 yukarı. Genel bilmeniz gereken takları anlatıyorum yani kısacası. Bu da aklınızın bir kenarında kalsın. Şimdi burada biz bir tanesiyle başlayalım. Mesela PR ile başlayalım arkadaşlar. Biz ne öğrenmiştik önceki derste? Mesela H2 elementini kullanalım. Burada ne yapalım? HTML dersleri dedim arkadaşlar. Kaydettim. Sayfamı bir yeniledim. HTML dersleri buraya geldi. He header 2 olarak. Şimdi mesela ben burada bir hr kullanmak isteyebilirim. Hr bu arada şu da aklıma gelmişken şunu da söyleyeyim. Önemli. Buradaki bizim header elementlerimiz de arkadaşlar aynı şekilde bir blok elementtir. Bakın inceliyorum tekrardan. Buraya geldim ve benim kodlarım burada. Bakın head. Ondan sonra yazdığım yorum satırlarım. Yorum satırım. Hadiyim. Bakın üzerine geldiğinde hemen alanı seçti. Fark ettiyseniz yine aynı şekilde burada da aynı muhabbet var. Ben burada şu kadarlık bir yeri kullanmama rağmen şu görmüş olduğunuz alanı tamamen doluymuş gibi kabul etti. Bundan sonra benim ekleyeceğim her şeyi şuradan almaya devam edecek arkadaşlar. Şu satırı hiç kullanamayacağım aslında. Siz mesela şunu isteyebilirsiniz. Ya arkadaş burası yazdık da ben şuraya da bir şeyler yazdırmak istiyorum. Ama bakın yazdırmama izin vermiyor. Bu da bir blok elementtir. Bu da aklınızın bir kenarında header elementleri kalsın böyle. Tekrar bunu yerine alalım. Şimdi mesela burada hr elementi kullanmak istiyorum. Bakın hr yazdım. Böyle hr yazdım. Enter'a bastım. Bunu kullandıktan sonra arkadaşlar kaydettim. Şöyle çalıştırdım. Bunun sonuna böyle bir kapanış da koyabilirsiniz. Koymayabilirsiniz hr'nin. Hr aslında bir tane çizgi çizmeye yarayan bir tane elementtir arkadaşlar. Bakın benim sayfamda boydan boya satırın komple altına bir tane çizgi çizdi. Hemen nerede kullanılır? Örnek verelim. Kendi sistemden örnek veriyorum sürekli. Bakın arkadaşlar ben de burada hr kullanmışım. Şurada tam. Gördünüz mü? Burada, şurada, burada. Yani bilerek buradan örnekler gösteriyorum ki gerçek hayatta nerelerde kullanılabilir. Bu da zihninizin bir yerinde kalsın. Ya bunu gördük de bu ne yarayacak demeyin içinizden. Böyle hava katabilir sitenize. Bunu da şöyle kenara alalım. Ondan sonra hr elementini bu şekilde kullanabiliriz. Dediğim gibi hr'ni kapatmasanız da olur, kapatsanız da olur. Böyle bir elementtir aslında hr elementi. Bunu hallettik. şimdi Bir de bizim br elementimiz var. Bunu ben sildim. Buraya geldim. Hatta hr kalsın. Zararı yok zaten bize. Buraya bir p elementi koyduk. Buraya mesela ne diyelim... Java dersleri diyelim. Bunu kaydettim. Buraya bir tane Java dersleri geldi. Şimdi gene P element yazıyorum. C sharp dersleri olsun. Bir daha P yazıyorum. Bu sefer de SQL Server dersleri olsun. Bir tane daha ekleyelim. Örnek olsun. Ne diyelim? PHP dersleri olsun. Bunları kaydettim. Sayfamı yeniliyorum. Bakın bunların hepsi alt alta geldi. Bizim buradaki BR elementimiz nedir arkadaşlar? aslında break'ten geliyor Türkçesi. Yani kırmak, bir satır boşluk bırakmak anlamına geliyor. Bizler gelip şurada bakın paragraf elementinin diyorum ki Java'nın altına C Java'nın altına bir satır daha boşluk bırak demek istiyorum. Java'nın altına gelip bakın tam şuraya Java yazdıktan sonra Java derslerinden sonra BR yazıyorum. Kapatıyorum. Buraya slash koysanız da olur. Koymasanız da olur. Ama ben koymayı seviyorum bu şekilde. Şimdi Java ile C -Sharp arasında bir satır daha boşluk oluşacak. Bak gördünüz mü arkadaşlar? Bir boşluk daha oluşturmuş oldu. Dediğim gibi hep söylüyorum. Gene söylüyorum. Bir element açılırsa bu element kapanmak zorundadır. Tehlike element açılmış. Kapanmış. Bakın hepsi bir body'nin içinde. Sıralı bir şekilde yazmışım. İşte gidip de Java'yı siz üste yazarsanız. Buraya gelip yazarsanız arkadaşlar. Bu en üstte olur. Yani... Derleyici aslında şöyle gösterirsem şöyle geliyor. Olmadı. Şu kalem, at, kalem uygulamasında daha alışamadım aslında. Şöyle arkadaşlar. Derleyici şöyle aşağıya doğru okuyor. Yukarıdan aşağıya doğru. Yani şöyle geliyor kodlarımız. Bakıyor HTML derslerimi. Tamam diyor. HTML derslerini yazıyor. Ondan sonra Java ders sonra diyor ki bir tane satır boşluk bırakacağım diyor. Özür dilerim. Bir tane çizgi çizeceğim diyor. Bakın çizgiyi bırakıyor. Ondan sonra Java dersleri yazacağım diyor. İşte daha kaydetmediğim için görünmüyor orası. Buraya Java derslerini yazıyor. Ondan sonra C Sharp derslerini yazıyor. Bu şekilde sırasıyla derlenerek gidiyor arkadaşlar. Şunu refleşleyelim. Yukarıdan aşağıya derlendiğini ve sırayla çalıştırıldığını da aklınızın bir köşesinde kalsın. Br'yi de dediğim gibi bir satır boşluk bırakmak için kullanıyoruz. Mesela bir tane daha boşluk bırakmak için bir tane daha Br eklerim. Kaydederim. Yenilediğimi bakın bir satır daha boşluk bırakmış olur. Strong elementine denk gelirsek. Strong güçlü anlamına gelir. Ve bir yazıyı daha keskin ve daha kalın hale getirmek için kullanılan bir tane elementtir aslında. Mesela bizim buradaki Java derslerini kalın yazılmasını istiyorsam. Buradaki Java derslerine gelirim. Bakın tam şuraya. Şimdi bu paragraf takları içinde arkadaşlar. Bir de tak içinde tak kullanabiliriz. Yani şuraya gelip. Bakın tam buraya. Hatta şunları biraz ayırayım ki kafanız karışmasın. Java derslerine geldim. Buraya gelip strong yazıp strong yazdım. Kendi tamamlıyor zaten. Enter'a bastım. Eski yazdığım gitti. Şunu şöyle alalım. Bakın stronglar geldi. Bunu da aldım şuraya ekledim. Strong. Bunu kaydettim. Java dersleri kalın oldu arkadaşlar. Şimdi şurada şöyle bir şey var. Bakın, şunu ben buradan keseyim. Direkt burada strong takları içerisine alırsak, paragrafı buradan silelim. Bakın çıktı değişmeyecek. Şöyle oldu. Satır sadece gitti paragraf elementinin. Bakın, şurada Java dersleri strongla kalın oldu. Ama sizler bir elementi içinde bir element daha tanımlayabilirsiniz benim az önce yaptığım gibi. Bakın P elementi en dış kabuk. Dikkat edin. Mesela şunu hat şu hata yapmayın arkadaşlar. Strong'u alıp da P'nin sonuna koymayın. Mantıksız oldu. Çünkü buradaki P dışta sonra strong geliyor. Ondan sonra ne olması gerekiyor? Strong'un bitmesi gerekiyor şurada. Strong bittikten sonra arkadaşlar Burada da P elementinin bitmesi gerekiyor aslında. Hani böyle düşünürseniz. Şurada da arada da bizim Java derslerimiz var. Şöyle aslında bunun yapısı. Aynı HTML'deki gibi. Bu benim en dış kitim. O dış elementin içine bir iç element daha koydum. O iç elementin içine de yazı yazdım. Siz gidip bunu buraya alırsanız hiç mantıklı olmaz. Çünkü P elementi dış element olarak kullandım burada ben. Mesela burada bir element daha kullanmak isteseydim mesela. Buraya da o elementin adını yazardım. Örnek veriyorum. i element ederdim. Bunun da içine gelirdim. Java dersini yazabilirdim. Şöyle. Buraya da silebilirdim. Bunu kaydedelim. Çalıştıralım. Bak bu sefer italik yaptı. Tam da zaten ona gelecektim. Ne oldu? P elementi burada en dış element oldu. Sonra bu en dış elementin içine bir iç element ekledim. Bakın. Adım adım. Yani genelden içe doğru gidiyorum. Daha sonra o iç elementin içine bir iç element daha ekledim. Onun içine de Java dersleri yazdım. Bu şekilde daha okunabilir oluyor ama sizler bunu yan yana da yazabilirsiniz. Yani iç element içinde element kullanabildiğinizi ve bu hiyerarşi mimarisine dikkat etmeniz gerektiğini unutmayın. Gidip de bu iyi strong'un dışına alırsam yanlış olur. Çünkü az önce anlattım bunu. Buraya geri alıyorum. Şimdi strong kalınlaştırır demiştik. Kalın yapar diyelim. Buraya bir satır boşluk bırakır. İsterseniz not alabilirsiniz. Bir satır çizgi çizer. Şimdi B elementine geldi. Arkadaşlar B elementi de aynı şekilde Strong'un yaptığı işin aynısını yapar. Bir yazıyı kalınlaştırmak için kullanılan bir tane elementtir aslında. Mesela C Sharp derslerini kalın yapalım. Bakın buraya geldim. Buraya B dedim. B'nin kapanışını aldım. Paragraftan önce de bunu kapattım. Yukarıdaki iyi anlattım. Bakın bu çok önemli. Bunun yüzünden çok fazla hata alırsınız. Yazdığınız kod çalışmaz. Nerede hata yaptım dersiniz. En baştan söylüyorum. En dış bu dışı siz belirleyebilirsiniz. En dışta B olur. Sonra bir içi P olur. Sonra bir içi H1 olur. Fark etmez. Ama dıştan içe içe böyle kapana kapana gelmeniz gerektiğini unutmayın. İlk P'yi açtım kapattım. P'nin içinde B'ler açıp kapandı. Onun içine de C şarp dersleri yazdım. Kaydettim. B'yi de burada. B taklarında burada yazıyı kalınlaştırdığını görmüş olduk arkadaşlar. Strong'dan bir farkı yok. Strong'la aynı diyelim. Burada bizim i e elementimiz var. i e de arkadaşlar italikten geliyor. Yazıyı ilk yapmak için kullanılıyor. Mesela HTML derslerini şöyle yatıralım yana. Bakın H1 elementlerinin içerisine geldim iyi dedim. I'nin bitişini aldım. H2 elementi kapanmadan önce de I elementini kapattım. Kaydettim. Sayfayı refresh dediğimizde bakın HTML dersleri yatay olarak gelmiş oldu aslında. Bu şekilde de italik olarak kullanmak istediğimiz yerler olursa bu şekilde kullanabiliriz. Bunu da italik yapar diyelim. Mart'ta arkadaşlar hani bizler kitap okurken bir tane kalemle o hoşumuza giden yerlerin üzerinden geçeriz ya arkadaşlar sarı kalemlerle falan. Bunu yapan aslında elementtir. Mesela örnek verelim. HTML derslerini şöyle üzerinden bir sarı çizgi çekelim. Şimdi buraya geldim. Bu kalındı. Bakın H1, H2 elementine sahipti. İtalik de. Ve İtalik'in de içine geliyorum. Bakın dikkat edin. Buraya da mark diyorum. Mark zaten işaretlemek anlamına geliyor. Şuradan bitişini aldım i elementinden önce kapattım. Kaydettim. Sayfayı refreshlediğimizde aynı üzerinden sarıyla geçmiş oldu. Bunu kitap okurken çok yaparız arkadaşlar. Dediğim gibi marka alıp da şurada kapatmayın arkadaşlar. Kapatma sırası var. En dışta ne varsa sonra bir iç, sonra bir iç, sonra bir iç şeklinde bu şekilde kullanılıyor. Siz derseniz, isterseniz i'yi en dışa alıp h2 içe alırsınız. Tabi bu yaptığınız koda göre değişebilir arkadaşlar. Ben burada h 2 en dışa aldım. Sonra italik yaptım. Sonra mark yaptım. Sonra da HTML dersleri yazılsın dedim. Bakın burada italik'i kaldırırsam ya ben italik'i beğenmedim dersem bu sefer H2 boyutunda üzeri çizilmiş ama italik olmayan bir yazı olacak. Bu şekilde kullanabiliriz arkadaşlar. Bu derste anlatacaklarım bu elementlerde arkadaşlar bir yazıyı biçimlendirmek için kullanılan taklar genel olarak bunlar kullanılır aslında ama biz bunların zaten hiçbirini çoğunu bakın ben kendim söylüyorum kullanmayacaksınız çünkü zaten CSS kullandığımızda bu yazıları CSS'ler yazacaksınız yani özellikler yazacağız şimdilik bakın bir tane örnek vereyim bakın, örnek vermek istiyorum sadece hiç an kafaya takmanıza bile gerek yok mesela şuradaki PHP derslerini ben kalın yapmak istiyorum P e burada strong veya B elementi kullanmadan yapacağım Buraya gelirsiniz. Bakın bunları ileride göreceğiz detaylı olarak. Style derseniz CSS'den. Mesela font weight'ine bold dediğinizde mesela bu p element'i Peki, php dersleri kalın olarak yazılmış olacak. Bakın kalın olarak yazıldı. İşte bu yazının rengini kırmızı yap demek istiyorsam color red diyeceğim. Kaydettim. Çalıştırdım. Bakın kırmızı oldu. Bu şekilde sizler CSS kullanarak yazıların üzerinde biçimlendirme yapacaksınız. Ama biz bunları HTML ile genel olarak yapabildiklerimizi burada zaten gördük. Ama bunları dediğim gibi CSS de yapacaksınız. Unutmayın. Bunlar sadece HTML'de genel kültür olsun diye. Yani yarın bir gün başına sıkışır ihtiyacınız olur. Kullanırsınız. Bakın ben kendi projemde de HR'yi kullandım. BR'yi kullandım. Itali kullandım. Yeri geldi hızlı bir şekilde CSS uğraşmamak için bold'u kullandım. Böyle kullanabilirsiniz arkadaşlar bilerek gerçek hayattan örnekler de vermek istiyorum ki nerede kullanıldığı biraz daha otursun. Bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam edelim. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.